canımanne.com. Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda size bu iğne öğesi havlu kenarının nasıl yapıldığını anlatacağım. Hemen şöyle kısaca gösterdikten sonra anlatıma geçelim. Şu şekilde ipimi havludan tutuyorum. Şöyle göstereyim. İpin altından geçerek ilk düğümümü atıyorum arkadaşlar. 3 tane boş sürafa yapıyorum. Dördüncüye 2 tane yaprak oluşturacağım. Tane yaprak oluşturdum. Gördüğünüz gibi yine zürafanın bitiş kısmına geçiyorum iğnemi ve yine 3 tane zürafa yapıyorum. Yine dördüncü 2 yaprak. İğnemi geçirdikten sonra ipimi 2 kez sarıyorum şu şekilde ve sıkılıyorum. İlmeğin üstüne geçiyorum. Bu şekilde zürafanın içine geçtikten sonra iki tane yan yana yaprak yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zemin tamamen bu model. Kullanacağınız ilk renk, ki ben yeşil tercih ettim. Havlunun içinde olan renkleri tercih ediyoruz tabii ki. Yine 3 tane zürafa ve dördüncüye 2 tane yaprak. Tamamını bu şekilde bitirdikten sonra üst kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Ben biraz yapacağım sadece modeli anlatabilmek için. Bu şekilde altını örmeye devam ediyoruz. 3 tane boş zürafa, dördüncü de 2 yaprak şeklinde altını tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi zeminin bir kısmını hazırladım. İpimi buradan keseceğim. Zaten ipim bitmişti. Başlangıç noktasında kesiyorum. Kullanacağım diğer rengi iğneme geçirdim ve beyaz ip kullanacağım arkadaşlar. Hemen şöyle modeli tekrar hatırlatıyorum. Bu aradaki ipler gördüğünüz gibi çok uzun tutmayacağım model olduğu için şu şekilde elime sarıyorum. Hatta şöyle biraz daha yavaş sarayım ki daha iyi anlaşılsın. Elimi şu şekilde tuttum. 3 kat sarıyorum. 3 altta 3 üstte olmak üzere 6 kat oldu ipim. Şöyle 6 kat. Şöyle elimde tutacağım bunu. Havluyu getireceğim hemen yanına. Çok kısa tutmuyorum ki başlangıçtaki ipimi. Olur da elim kayarsa fırtmasın diye. Bu şekilde elimde tutuyorum. Kullanacağım ikinci rengim de yeşil. Farklı bir tonda yeşil. Şu şekilde iplerin altından iğnemi geçiriyorum ve ilk ilmeğimi atıyorum arkadaşlar. Şu anda biraz karışık geliyor olabilir. Birazdan düzelecek emin olun. Hemen ikinci yaprağa da bir geçiş yapıyorum. Arada biraz mesafe bırakıyorum ki gördüğünüz gibi burada bir zürafa oluşturuyorum. İpimi iyice sıktım. Şimdi zürafanın içine geçiş yapıyorum. Burada 5 tane yaprak oluşturacağım arkadaşlar.
Biraz zorlayabilir. Çünkü bu beyaz ipi de tutmamız gerekiyor aynı zamanda. Eğer tamamını yapmışsanız alt kısmın havlu boyunca da yapabilirsiniz buradaki beyaz kısmını. Ben sadece küçük bir kısım göstereceğim için azıcık tuttum o bu aradaki beyaz ipi. Şu anda bana yetecek kadar yani. Burada 5 tane yaprak oluşturduktan sonra yapraklarımızın da aynı boyda olmasına özen gösterirsek daha güzel çıkacaktır modelimiz. Hemen ipimi hiç kesmeden, koparmadan yandaki iki yaprak yaptığımız kısmın ilkine, soldakine iğnemi geçiriyorum. Ve buradan da bir düğüm atıyorum. İkincisinden bir düğüm atıyorum. Bu sırada iki yaprak arasında bir tane zürafa oluşuyor gördüğünüz gibi. Tekrar zürafanın içine geçip beş tane yaprak dolduruyorum arkadaşlar içine. Modelimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Şimdi üçüncü motifime geçiyorum. Yine aynı teknikle arkadaşlar. Önce soldaki zürafanın içine, pardon yaprağın içine, daha sonra sağdaki yaprağın içine geçip, burada bir tane ip atlamışım sanırım. Hemen bir düğüm daha atacağım ki bu ipi de içine alayım. İkinci yapraktan da düğümümü atıyorum ve zeminimi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi yapraklarımı yaptıktan sonra modelim tamamlanmış oluyor. Bütün havlu boyunca aynı modeli uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen kesmeye geçelim. Önce yeşil ipleri tam dipten kesiyorum. Düğümleri sıkı attığımız için hiçbir şekilde açılma olmayacak. Bu yüzden her videomda söylüyorum, düğümleri çok sıkı atmaya özen gösterin ki sağlamlık açısından. Şimdi belli bir boy. Mesela bu yaprağın tam hizasından kesersek uygun oluyor arkadaşlar. Şöyle ki kestiğimizde modelimiz çıkıyor. Arada biraz daha az. Mesela iki tane zürafa koyarsak bu arada bu şekilde kesmemize de gerek kalmayacak. Daha sıkı olursa aradan sadece bir makas darbesi de yeterli olacak ama ben böyle arada boşluk olmasını tercih ettim. Ki ipin kesildiği belli olsun. Belli bir boyu olsun diye. Bu şekilde hepsini eşit şekilde keserek fiyonk şekillerimizi de ortaya çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuz hakkındaki her türlü soru ve görüşlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.